Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün domateslerimizi kazmaya geldik. Kazdık domatesleri. Yaklaşık bundan bir hafta 10 gün evvel tekrar kazmıştık. Ama lakin yağan yağmur adeta bir beton yığınına dönüştürmüştü. Yani o kadar sert bir yağmur yağdı ki 3 gün. O 3 gün boyunca biz adım atamadık buraya. Bataklığa dönmüştü artık tarla. Ama lakin işte 2 gündür yağmur yok. Biz de geldik bugün kazmaya. Tabi setlerin içi olduğu gibi halen yağış ıslak. En derin noktalar halen çamur. Ama lakin bizim bunu kazmamız gerekiyordu. Kazmak zorunda idik. Neden zorundaydık? Çünkü aşırı güneş ve sıcaklıklar başladı burada. Yaklaşık 10-12 gün, 15 gün yağış göstermiyor. Tabi en iyisini Allah bilir. Kimse kaybı bilmez. 15 güne, 20 güne yakın yağış yok burada. Bu yağış olmayan günlerde de aşırı bir sıcak başlıyor burada. Bu sıcak günlerde şu ortak kalmış sadece. Şu sıcak günlerde açtığımız toprağın içeriye oksijen vermesi ve o sertliğin yumuşaması için güneşin vurduğu zaman çıkan kerseklerin dağılması, toprağımızın un gibi olması istiyoruz açıkçası. Çünkü biz toprakta kersek istemiyoruz yani. Şunu istemiyoruz. Şunu istemiyoruz. Şu da dahil ama şunu istemiyoruz toprakta. Onun için kazılması gereken günleri kazıyoruz. Ve toprağımızı ıslah ediyoruz. Arkadaşlar, Ramazanlık bildiğiniz üzere bugün yaklaşık 26-27 derece bir sıcaklık var burada. Bu sıcaklığın, bu güneşin altında yine de şu 650 metrekare, 700 metrekare yeri arkadaşlar kazdık elden. Ve domateslerimiz de gelince arkadaşlar tarihi olarak ayın biriydi. Pardon, özür diliyorum. Özür diliyorum. Ramazan'ın biriydi. Ramazan'ın biri ne zamandı? 4-5 Mayıs biriydi. Geçmiş gündür. Allah günah yazmasın. 4-5 Mayıs gibi ektik. 4-5 Mayıs günden bugüne ne geçti? Ne oldu? Çok güzel şeyler oldu aslında. Şimdi parmak kadar olan fidemiz şu anda bu şekilde. Kök bağlamış. Güzel bir çeşit bu da. Kamenta çeşit. Hem sanayilik hem şeyde kullanıyorlar bunu. Yani domateslerin geneli öyle. Hem sofralık hem de salçalık çeşit. Kamenta F1 hibrit çeşit bu. Tüm hastalıklara karşı dayanıklı olduğu için ben ilaç atmak istemediğim için hibrit kullanıyorum. Hani standart tohum kullanamıyorsunuz işte diyenler olabilir ama lakin ben ilaç atmak için hibrit kullanıyorum. Hibrit de zaten sonuçta hormonal bir maddeden oluşan bir şey değil. Hibrit çeşit GDO'su ile oynanılan bir şey de değil. Benzeme yapılıp elde edilen bir bitki türü. Ve hastalıklara karşı dayanıklı, güçlü yapısına sahip. Yani işte ilaçlama yapmak istemeyen herkes yapabilir yani. Neden olmasın? İşte bu yüzden biz hibrit çeşit kullanmak istiyoruz. Burada da arkadaşlar şeylerimiz vardı. Köylü çeşidi. Onlar da iyi. Yatmışlardı. Bugün etrafını kazdık. Boğaz kısmını doldurduk. Şu kısımdan sonrası bitiyor. İşte ya şöyle bir 4-5 metre hatımız kaldı. Gece de çok zordu yani. Bayağı zordu. Hem oruç, hem su kaybı, hem güneş sıcaklığı 27 derece. Hem sıvı kaybediyorsun, hem yanından maden çayı geçiyor. Bu sese bak. Bu sese hasret kalıyorsun. Diyorsun suyu bir içeydim. Ama lakin bunun imkanı yok. Bunlar kamenta cinsi F1. Çift hat çektik biz. Sonuçta salçalık domates ve çeşit çok güzel. Salçalık domates artı sofralık domates de kullanıyor. Çünkü her bir tanesi bir bakımdan sonra yaklaşık
180 ile 200 gram arası değişiyor. Ama şunlar, şu anda baktığımız bunlar köylü domatesi. 1 metrede bir ekmişiz, yani 100 santimde bir. Ama bunları yaklaşık 33 santimde bir, bazen 50 santimde bir olan yerler var. Bu şekilde ektik. Arkadaşlar, videomu sonlandırıyorum. Herkese hayırlı iftarlar, bol bereketli kazançlar. Allah sabır versin, kuvvet versin böyle güneşin altında çalışanlara. Vallahi gerçekten bayağı zor yani, çiftçilik zor. Ondan sonra diyorlar ki parayı çiftçi götürüyor. Vallahi çiftçi parayı götürmüyor ki, çiftçinin beli kırılıyor akşama kadar, ha böyle susuz kalıyor. Ama herkes çiftçi parayı götürüyor. Elhamdülillah desinler, biz Rabbimize şükredenlerdeniz. Herkese saygılar. İnşallah bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Arasmanlık.